بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدلة ذلك من القرآن والسنة Önceki dersimizde İslam fıkhının hükümlerine uymak, İslam hüküm İslam fıkhının hükümlerine sarılmanın zorunluluğu Dan bahsetmiştik ve buna dair Kur'an'da ve sünnete deliller olduğunu söylemiştik. Bu dersimizde İslam fıkhının hükümlerine sarılmanın zorunluluğuna dair Kur'an'dan ve sünnetten deliller getireceğiz. Edilletu cem'u delil yani deliller Edilletu zelike bunun delilleri bunun delili yani bu iltizamul fıkhili islami ve temessuki bi ahkamihi. İslam fıkhının hükümlerine sarılmanın yani zorunluluğuna dair deliller minel Kuran'i ve Sünneti, Kur'an ve sünnetten delilleri Bunun Kur'an'dan ve sünnetten delilleri İlk etapta şöyle göstereyim İlk etapta Kur'an'dan sünnetlerini getireceğiz Şöyle deliller getireceğiz Sonra sünnettenin hadisi şeriflerden buna dair deliller getireceğiz Yani İslam fıkhının hükümlerine uymak zorunda olduğumuza dair deliller getireceğiz. Vel edilletu deliller, deliller. ala vücubi vacip olduğuna, farz olduğuna dair deliller. Neyin farz olduğuna? İltizamil fıkhil e, fıkha sarılmanın e, f, e, fıkha sarılmanın lüzumiyeti fıkha sarılmanın vacipliğine dair deliller ve temessük ve sarılmak bi ahkamihi bi yani ohi fıkha deniyor. Ve fıkhın e, hükümlerine sarılmanın vücubiyetine dair deliller kesiratun cidden gerçekten çokturlar fil kitabı ve sünneti. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i nebeviyede çoktur. İslam fıkhının hükümlerine sarılmanın zorunluluğuna, vücubiyetine dair deliller Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i de gerçekten çokturlar. Yani çok turlar. Yani birçok delil var. Emme fil kitabi. Kur'an-ı Kerim'deki deliller. Fakat قال Allahu Teala şüphesiz ki Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. İttebi'û mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden in size indirilmiş olana tabi olun. İttebi'û tabi olun. Yani uyun ma unzile ileykum size inen min rabbikum rabbinizden size in e, size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi bunun dışında tabi olmayın evliya başka e, e, dostlara tabi olmayın yani şeytan kahinler gibi bu tarz böyle e, e, evliyalar edin dost edinmeyin onlara tabi olmayın. İşte bak bu ayet-i kerimede Allah'ın indirdiğine tabi olun diyor. Yani e, indirdiği o e, İslam fıkhının o hükümlerine onlara tabi olun. Başka bir ayet-i kerimede ise فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Fela la, orada e, e yani, zaydan böyle tekit için gelmiş. Ve rabbike. Yani Rabbine yemin ederim ki. La yu'minune. O kimseler iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yuhakkimuke. Seni hakim yani hakem e, hakem kılana kadar. Fi ma yani fi umurin ku şecere beynum. Yani ihtalafa Kendi aralarında ihtilafa düştükleri meselelerde seni e, hüküm veren yani o e, hakem kılmadıkları sürece iman etmiş olmazlar. İman etmiş, kamil anlamda iman etmiş olmaları için ihtilafa düştükleri konularda seni hakem kılmaları gerekiyor. Onların yani Peygamberimizin e, o e, hakem kılmak demek yani o kendi aralarında ihtilafa düştüğü konularda Peygamberimize danışmaları gerekiyor ve Peygamberimizin verdiği o hükme de uymaları gerekiyor. Ancak bu şekilde iman etmiş olurlar. Sümme la fi enfusihim haracan. Sonra da görmeyecekler kendilerinde haracan bir sıkıntı görmeyecekler. Yani mimma kadayde senin verdin o hükümden dolayı. Senin verdiğin hükümden dolayı kendilerini bir sıkıntı görmeyecekler. Yani hükmüne razı olacaklar. Verdiğin hükme ve ve tam bir teslimiyet gösterecekler. İşte böyle yapmadıkları sürece kamil bir anlamda iman etmiş sayılmazlar. İşte iman etmiş olabilmeleri için ihtilafa düştüğü konuda senin kendi aralığında hakem kılmaları gerekiyor. Senin verdiğin hükme razı olmaları gerekiyor. O verdiğin hükümden de e, razı olmaları gerekiyor. Ona karşı çıkmamaları gerekiyor. Ve sana tam bir teslimiyet göstermeleri gerekiyor. İşte bak burada da yine e, Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Allah e, hüküm koyucu olarak tayin ediyor onların ihtilafa düştüğü konularda hüküm verici Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğunu bildiriyor. Başka bir ayette mesela ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu ve ma ushiki ataakumur rasulu ata'kum size getirmiş er rasulu rasul yani elçi yani peygamber efendimiz aleyhissalam rasulun size getirdiğini alın fehuzuhu onu alın وَمَا ma ushi atakum rasulu rasulun size getirdiğini fahuzuhu onu alın ve menhaakum anhu size sizi nehyetti sizi sakındırdığı şey ise fentav ondan vazgeçin İşte bak burada da gösteriyor ki demek ki Resul'ün size bildiği hükümlere tabi olun. İşte bu hükümlere uymak zorunda olduğumuzu ifade ediyor bu ayet-i kerimeler. Ve kâle İnna anzalna kitabe bil-haqqi li tahkuma nasi bima araka'llahu ve la tekun lil-kha'inina İşte bakın bütün bu ayetler hepsi aynı zamanda Kur'an bana yeter diyenlere cevaptır. Kur'an tek yetmez. Sünnet-i nebeviye de birlikte olması lazım. Kur'an'ı sünnetten ayırt edemezsiniz. Sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. İnna enzelna ileykel kitabe Şüphesiz ki biz sana kitabı indirdik bil hakkı. Biz sana hakkıyla kitabı indirdik. Li tahkuma beyne'n nasi. insanlar arasında hüküm veresin diye. Bima araka Allahu Allah'ın sana gösterdiği şekilde sen hüküm veresin diye biz sana hakkıyla hak olan kitabı indirdik yani. Ve la Olma sakın olma lil hainine. Yani hainlerden dolayı li eclil hainin. Hain, hain kimselerden dolayı olma hasimen Yani khasimen lil burai. Böyle e, hıya, hainlikten, e, hıyanetten uzak olan, masum olanlara karşı düşman kesilme. Yani hıyanetle, hainlikle karşılaştığın zaman o e, masum olanlara düşman kesilme. Sadece kim hainse onların cezasını ver. وبناء على هذه النصوص الأميرة وبناء على هذه النصوص بو اه بناء بو بناء أبت اه بو بو اه بناء على هذا يعني يعدو يعدو من أشور الارتباط يعد يعد من يختار من الأحكام غير ما يختار الله ورسوله قد دل ضلالا بعيدا Ve binaen ala hadhihi yani bu ayetlere binaen bu söylediğimiz ayetler var ya bu ayetleri saydık. İşte bu ayetlere binaen bu ayetler ki bu naslar ki el amireti bunlar emri ayetlerdir. işte bak uyun. E, ondan sonra bak mesela burada e, Evet evet. Umadu fuzuhu fentehu inna bin nasi la la takun işte bak burası buradaki bu emredici ayetler ne emrediyorlar bittibai uymayı <laughs> ma Allahu Allah'ın indirdiğine uymayı emreden bu ayetlere binaen o ve tahkimir rasuli Resulullah'ın hüküm e, vermesin hüküm vermesi, e, hüküm vermesi e, verdiği hükme uymayı atma enzele yani bittibai <laughs> uymamız gerekiyor ne bittibay e, e, ma e, bittibay Rasulullah'ın verdiği hükme uymayı emreden bu ayetler ve sünnetihi de onun yani bittibay sünnetihi uradsine sünnetine uymayı emreden ayetler fi kulli ma yanshu min muamalatin beyne nas yani bütün her şey fi kulli ma fi kulli şeyin ku yanshu oluşur min muamalatin beyne nas İnsanlarla muameleden oluşan bütün her şeyde insanlarla ilişkilerimizde, meydana gelen bütün davranışlarımızda Resulullah'ın sünnetine uymamızı emreden bu ayetler bir de ve nahiyeti, bir de nehidici, bu da atsı amileti. Bu ayetler ki nehy diyorlar. Bu nehidici ayetlere binen neyi nehidiyor? diyor? An kulli muhalefetin lillahi ve rasuli. Allah'a ve Resulullah'a muhalif davranmaktan nehiden, bunu bundan sakındıran bütün bu ayetlere binaen bi da wa binan ala zalika wa bunlara binan işte hepsi yuaddu sayılır men yahtaru min al ahkami bu hükümlerden seçenler geyre ma ihtara Allah bu söylediğimiz hükümlerden Allah'ın tercih ettiği hükmün dışında başka bir hüküm seçenler ve resuluhu Allah ve resulünün tercih ettiği hüküm dışında başka bir hüküm seçenler kad dallallan baida Bunlar e, yani apaca bir dalalet içindediler. Yani Allah'ın rahmetinden uzak bir dalalet içindediler bunlar. Kâle Teala Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. Ve mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin hiçbir mümin erkek, hiçbir mümine kadın için yoktur. İza kadallahu ve rasuluhu emran yani Allah ve Resulü bir iş hakkında, emri bir iş hakkında hüküm verdiği zaman onlar için yoktur en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim işlerinde tercih hakkı onlar için seçme hakkı onlar için yoktur. Yani bir mesele hakkında Allah ve Resulü eğer hüküm verdiyse artık o mesele hakkında hiç kimsenin tercih hakkı, seçenek hakkı, seçme hakkı yoktur. Orada Allah ve Resulüne uymak zorundayız. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne İsyan eden bir kişi fakat dalle dalalen mubine apacık bir dalalet içinde e, olmuş olur. İşte e, dalalet içine girmemek için Allah ve Resulünün e, emirlerine uymak gerekir. Onların yasakladığı şeylerde de sakınmak gerekir. Ve emma fi sünneti sünnet-i nebeviyeden delillere gelince yani fıkhın hükümlerine uymanın zorunlu olduğuna dair sünnetten deliller. Fel ahadisu kesiratun eyda. Hadisler de aynı şekilde çokturlar. Nasıl ki ayetlerin çok olduğunu, buna dair birçok ayet olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde e, hadisler de çokturlar. Minha o hadislerden bir tanesi şudur. Marawal Bukhariyu İmam Bukhari gitmiş. Kaç numara diyor? 2797 numaralı. Halbuki bunu araştırdım. Bukhari'de bu numarada hadis e, Bukhari'deki bu sürece hadis bu numaralı hadis değildir. Şu numaralı hadistir. 2957 o bir de şurada da var. Bukhari'de 7137 numaralı hadis. Bukhari'de bak bu iki yerde bu sürece hadis geçiyor. Müslim 1835'te geçiyor. Doğrudur. An Ebi Hureyre radıyallahu ta'ala anhu Ebu Hureyre'den rivayet etmiş bu hadis. Kala kala Resulullah sallallahu aleyhi Ebu şöyle buyuruyor. Kala Resulullah peygamber şöyle demiş. Men itaa'ani bana itaat eden fakat ata Allah Allah'a itaat etmiştir. Peygamber Efendimiz diyor ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve men asani bana isyan eden kişi ise fakat as Allah Allah'a isyan etmiştir. Ve minha kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden minha bu hadiseden bitanesinden peygamberimizin şu sözüdür. Ve nefsi bi nefsim yani kudreti elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki la yu'minu ahadukum yani la yestekmilu ahadul muslimin imanahu yani hiçbiriniz imanını kamil dereceye ulaştıramaz hatta yekuna ta ki olana kadar hevahu onun heva istekleri tabaan tabi olana kadar bi benim getirdiğim bu şeriata tabi edene kadar yani e, kamil anlamda mümin olabilmek için e, nefsinize uymak yerine e, benim getirdiğim bu şeriata uymak zorundasınız. Zekarul İmam Nevevi İmam Nevevi bu hadisi zikretmiş. Fi metin 40 o e, metne zikretmiş 40 bin numaralı hadis ve قال ve demiş ki hadisun sahihun demiş İmam Nevevi. Ve kavlu bi de peygamber şu sözü aynı o da o hadislerden bir tanesidir. Eee bi sünneti ravahu Ebu Davud yani sünnetime sarılın demiş. Ebu Davud da, 4607 numaralı hadistir. Tabi uzun bir hadistir. Bir parça salmış. Yani bizim konumuzla alakalı bir parça almış. Sünnetime sarılın. Ve Tirmizi, Tirmizi'de de diyor 2678 numaralı hadis. Halbuki o numaralı hadis değildir. Orada diyor ben ahya sünneti fakat ahabba ahabbeni. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiştir. Yani fealikum sünneti bu ifade geçmiyor. Fakat Tirmizi'de 2676 numaralı hadiste fe alayhi bi sünneti. Bir kişiden basıyor, Fe o kişi e, sünnetme sarılması lazım. E, orada fe alayhi bi sünneti ifadesi geçiyor. Ve kavluhu bir de peygamber şu sözde aynı şey delildir. Teraktu fikum sizde, size bıraktım. Ma öyle bir şey ki in ahassun bi el sunu alırsanız onu elde ederseniz len tadillu ba'di. Benden sonra asla sapıtmazsınız. Nedir? Kitab Allahi ve sünneti. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetim. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. هذه edilletu من Kur'ani ve Kur'an'dan bu Kur'an'dan ve sünnet olan bu deliller e, vaadihatun hepsi apaçık bellidir ki fi vücubi itibail ahkam bu hükümlere tabi olmanın e, farz olduğuna, vacip olduğuna delildirler, apaçık değildiler Bu deliller, bu zikredimizle Kur'an'dan, sünnetten delil zikrettik. Bunlar şu konuda açıktır, nettirler. E, ee, fıkhın hükümlerine uymak zorunluluğun hakkında apacık bellidirler, açıktırlar, nettirler bu ayet hadisler. Ellet o hükümler <laughs> ki şerra'ahı allahu Allah da onları meşru kılmış, onları kanunlaştırmış. Lil <laughs> ibadi kulları için kanunlaştırmış. Fi kitabı kendi kitabında Kur'an-ı Kerim'de bu hükümleri kanunlaştırmış. Ve ala lisan yedi bir <laughs> de şerra'aha ala lisan nebiyi ve peygamberinin dili diliyle bunları kanunlaştırmış. Kâle Teâlâ Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ Sakınsınlar, felyehzer, sakınsınlar. اَلَّذ۪ينَ O kimseler ki yukhalifûne, aykırı davranıyorlar. An emrihi, an emrin nebiyi. Peygamberin emrine aykırı davrananlar sakınsınlar. Neyden sakınsınlar? اَنْ تُس۪يبَهُمْ fitnetun. Onlara bir fitne, bir musibet, bulaşmasından sakınsınlar. Allah Allah Resulünün Allah Resulünün emrine muhalif davrananlar onlar onlara bir musibet isabet etmesinden sakınsınlar. Ev yusibuhum azabun alim ve onlara elin bir azabın ulaşmasından sakınsınlar. Şu an çoğu yerde çoğu kendini alim diye addedenler cahil kısmı bunlar tamamen Peygamber Efendimizin hadislerine saldırıyorlar. Peygamber Efendimizin emrine muhalif davranışlarda davranışa, davranışa da bulunuyorlar. İşte ayet kerimede diyor ki o peygamberin emrine aykırı davrananlar onlar kendilerine bir musibet veya elin bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. التعريف ببعض böylelikle şey bitirdik. İslam fıkhın dandı kaynakları bitirdik. Kitabın en başında demiştik ya. Demiştik. şöyle açayım. Evet. Demiştik madhalun fit ta'rif bi ilmi fıkhı. Fıkıh tarifini yapmıştık. Luat manası, istilah manası nedir? Hepsini yaptık, anlattık. Ve mesadirihi, bir de fıkh ilminin dayandığı kaynaklar. Kur'an, sünnet, icma, kıyas hepsi anlattı. ona da bitti. Ve ba'di mustalahatihi ve fıkıh ilminde bazı terimler. İşte bir dakika dersimizde inşallah o terimlerden bahsedeceğiz. Ta'rifu bi ba'di mustalahati fıkhiye. Fıkhi bazı terimleri inşallah bahsedeceğiz. Mesela farz nedir? Haram nedir? Halal nedir? Şart nedir? Rükün nedir? Eda nedir? Kaza nedir? bu gibi konuları inşallah merakla bir dahaki dersimize öğrenmiş olacağız.